dayanılmaz bir boyuta ulaştı. Şimdi devletin açıkladığı enflasyon %70 ama devletin açıkladığı her şeyde hile olduğu gibi, gerçek olmadığı gibi hiç inandırıcı değil. Bağımsız araştırmacılar, ENAK sanıyorum, bu profesörler, bilim adamlarının oluşturduğu kurul, %150'nin üzerinde enflasyon, yani gerçek enflasyonun %150'nin üzerinde olduğu açıklanıyor. Şimdi o zaman arkadaşlar, gübre fiyatlarındaki artışlar, çarşı pazardaki artışlar, zam yağmuru, elektrik fiyatlarındaki artış, akaryakıttaki artış, enflasyondaki %150'ye varan artış dikkate alınarak bir taban fiyatı açıklanması gerekiyor. Şimdi bazı üretici arkadaşlar 5 lira verseler iyidir falan diyorlar. Ya biz böyle demeyelim arkadaşlar. Biz en azından insanca yaşayabileceğimiz, üreticinin emeğini ve alın terini karşılayacak bir taban fiyatı açıklansın istiyoruz. Ben rakam demiyorum ama bu oranlar dikkate alındığında zaten bir rakam ortaya çıkıyor. Enflasyon %150 arkadaşlar. Gübre fiyatları %300 arttı. Girdi fiyatları %100'ün üzerinde arttı. O zaman çay taban fiyatının da bu derecede bir artış göstermesi falan gerekiyor. Burada burası Dolly Day denildi. Niye Dolly Day? Niye haber verilmemiş? Niye şey haber verilmemiş? Belediyeye anas niye etmemiş? Kimse bilmiyor. Yanımdaki kadınlar şimdi ben çağırdım. Şimdi geldiler. Hemen duyunca geldiler. Bir de şunu diyeceğim. Biz Mart ayı, Şubat ayından hazırlık yapıyoruz. Kooperatifimiz hazırlığını yapacak. Fabrikamız çalışacak. Üretici güveni alacak. Üretici çayını verecek. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Hem ekici olarak hem içinde bu sorunları yaşayan kişiler olarak biz zaten konu hakkında bilgimiz var. Ama isteklerimizi şöyle satır başlarıyla özetlemek gerekirse, bizim şu anda devletten beklediğimiz günün koşullarına göre birinci isteğimiz, günün koşullarına göre çay fiyatının belirlenmesi. En azından geçen sene bir ton çaya 1,5 ton gübre alabiliyorduk. O seviyeyi yakalayacak bir rakamın bize telaffuz etmesini bekliyoruz. Öteki beklentilerimizi yine siz biliyorsunuz, ben tekrarlayayım. Özel sektöre mahkum olmadan özel sektörü de ÇAYKO'nun standartlar doğrultusunda çay alımının sağlanmasıyla ilgili düşüncelerimiz vardır. Hepiniz biliyorsunuz. Ben buna size bir örnekle şey yapmak istiyorum. Mesut Yılmaz Bey başbakanken ilk defa Akba Çay Fabrikası özel fabrika olarak biliyorsunuz hepiniz. O devreye girmişti. Pazardaki bir toplantıda şöyle bir açıklaması oldu. Pazarcılar itiraz ettiler. Sayın Başbakanım bizi özel sektöre mahkum etme. Bizi korur falan deyince. Dosya elinde bizzat tanık oldum. Ben de dinleyici olarak buradaydım. Dedikleri şu. Onun için ben öncelikli olarak bunları hayata geçirmelerini istiyorum. Başbakanın o zamanki dediği şu. Özel sektör devletin verdiği parayı verecek. Özel sektör devletin verdiği çay parasını ne zaman verirse o zaman verecek. Özel sektör devletin almış olduğu hesaplara göre çay alacak. Burada bir sakınca var mı? Ne kadar güzel bir şey değil mi? Bunu kamuoyuna açıklama. Çay üreticileri, bölgemizde halkın temel geçim kaynağı olan çay üreticileri zor bir dönemden geçiyor. Üreticilerimizin emeği ve alın teriyle bugünlere taşınan ÇAYKO'nun varlık fonuna devredilerek özelleştirme yoluna sokulmuştur. ÇAYKO'nun üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasite artırımına ve yeni yatırımlara gitmiyor. ÇAYKO'nun artık halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını görmezden geliyor. 2017 yılında varlık fonuna devredildiğinden beri her yıl zarar açıklıyor. 2018 yılında 657 milyon, 2019 yılında 635 milyon, 2020 yılında 547 milyon lira zarar açıkladı. Hesapları denetlenemiyor.
kota ve kontenjan uygulamaları ile çay üreticileri, uluslararası tekellerin ve piyasa şirketlerinin insafsızlığına terk ediliyor. Özel sektör üreticilerin çaresizliğini fırsata çevirerek taban fiyatların çok altında uzun vadeli yaş çay alımı yaparak üreticileri mağdur ediyor. Bu süreçte ülkemizde yaşanan ekonomik kriz bizi de çok derinden etkiledi. Enflasyon da gerçek artışın %150'ye ulaştığı, gübre fiyatlarının %300'ün üzerinde artış gösterdiği, akaryakıt ve temel gıda maddelerine iğneden ipliğe her şeye gelen fahiş zamlar dayanılmaz bir hal aldı. Çay üreticileri olarak böylesi zor bir dönemden üretenin biz, yöneteninin de biz olduğumuz kendi öz örgütlenmemiz, kooperatifimizin bizim için ne denli hayati bir önem taşıdığını yaşayarak görmüş olduk. Uzun zamandan beri bacası tutmayan fabrikamızı bütün zorluklara rağmen 2017 yılında dayanışma içinde yeniden üretime başlayarak bir umut yarattık. Çay üreticilerinin emeğini ve alın terini savunan kooperatifimizi hep birlikte bugünlere taşıdık. Kooperatifimizin yaşatılması ve üretime devam etmesi için yeni sezonda yaş çay vererek destek olmaya, umudumuzu büyütmeye devam edeceğiz. Çay üreticileri olarak artık yeter diyoruz. Emeğimizin ve alın terimizin karşılığı verilsin diyoruz. Taleplerimiz şunlardır. 1. Çaykur tarafından uygulanan kota ve kontenjan kaldırılsın. 2. Özel firmaların taban fiyatların altında yaş çay alımı yasaklansın. 3. Gübre fiyatları düşürülsün. Gübrede KDV sıfırlansın. Devlet tarafından üreticiye gübre desteği verilsin. 4. Gübre, akaryakıt, elektrik ve temel gıda maddelerindeki artış oranları ile gerçek enflasyonda %150'ye varan artış oranları baz alınarak emeğimizi ve alın terimizi karşılayacak insanca yaşayacağımız bir çay yaş taban fiyatı açıklansın. 5. 7 yıldan beri artırılmayan 13 kuruş olan destekleme fiyatı son 7 yılın enflasyon oranları dikkate alınarak en az 1 TL olmalıdır. 1 TL'ye çıkarılsın. Çay üreticileri olarak güzel günler göreceğimize ve insanca yaşayacağımız demokratik bir toplumsal düzen kuracağımıza dair umudumuzu hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Çayda sömürüye son. Yaşasın çay üreticilerin haklı talepleri. Yaşasın kooperatifimiz. Teşekkür ederim.